Herkese merhaba arkadaşlar. İkinci ünitemizle birlikteyiz. Canlıların temel bileşenlerini konuşacağız. 60 sayfa konuşacağız. Yani tamı tamına 60 sayfalık bu doküman konuşacağız arkadaşlar. Ayrıntılı bir iş olacak, ayrıntılı bir ders olacak. Sizlerden istediğim değerli arkadaşlarım, başlangıçtan itibaren ben sizi sıkmadan parçalara böleceğim bunu. Mesela işte atıyorum ki inorganik bileşenler, sonrasında karbonhidratlar gibi böleceğim bunların tamamını. Ve sizlerden istediğim şu olacak. Mutlaka ama mutlaka imkanınız varsa eğer ki seninbiyolojin.net adresine kayıt olup PDF'li alın arkadaşlar. Ve bunların çıktısını alıp o şekilde beni dinleyin değerli arkadaşlarım. Daha sonrasında ise bu 60 sayfalık dokümanın hiç ucu bir şeyi cartı curtu kalmadan tüm soruların tamamını çözmüş olacağız, tamam? Hadi gelin başlayalım o zaman. İlk başlangıçta inorganik bileşenlerden başlayacağız. Sonrasında organiklere geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet, seninbiyolojin.net adresinden bunun PDF dokümanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Cüzi bir miktardır ücreti. Değerli arkadaşlarım, tabii tercih sizindir. Şimdiki hemen ünite hakkında kısa bilgi. Bayağı değişiklik var burada. Yani müfredat dahilinde onlardan da bahsedeceğim zaten. Ünite hakkında kısa bilgi geldiğimiz zaman TRT biyolojinin en kapsamlı konularından bir tanesi olduğunu görmekteyiz. Çünkü çok geniş. Okullarda bile yaklaşık olaraktan bir dönem anlatılan konu arkadaşlar. Biz tüm soru tiplerinin hepsini detaylı bir şekilde ne yapacağız? Ele alacağız. Şimdi organik ve inorganik ayrımıyla başlayacağım. Biz canlıların temel bileşenleri dediğimiz zaman esasen şunu diyoruz. Mesela ben buraya yazayım. Temel bileşenler dediğim zaman arkadaşlar bunu iki şekilde inceleyeceğim. Bir tanesi inorganik, buradan da soru gönderiyor ÖSYM'e. Bir tanesi ise organik şekilde ne yapılıyor? İnceleniyor arkadaşlar. Tamam. Peki inorganik neye deniliyor? Organik neye deniliyor? İnorganik bileşenlerin yapısında arkadaşlar karbon, hidrojen ve oksijen genellikle bir arada bulunmuyor. Mesela su gibi, mesela hidroklorik asit gibi arkadaşlar. Bunların tamamı bir araya gelmiyor yani. Organik bileşenlerin yapısında ise karbon, hidrojen, oksijen mutlaka bir arada bulunmaktadır arkadaşlar. Mesela glikoz örneği vermişiz. C6H12O6 gibi. İstisna olaraktan CH4 yani metan da organiktir ki organik kimyadan zaten biliyorsunuzdur bunu. Organik bileşenler inorganiklere göre daha kompleks yapıya sahiptir. Şimdi biz burada kimleri göreceğiz? Su. Daha öncesinde arkadaşlar dönem dönem ÖSYM bununla alakalı soru göndermiştir. Yani suyla alakalı soru göndermiştir. Yine keza minerallerle alakalı da soru gönderdiği olmuştur. Şu üçlüyü, şu asitler, bazlar ve tuzlar üçlüsünden çok fazla soru gelmiyor. Daha çok bu konu kimyanın konusu olduğu için bize soru göndermiyor çok fazla. Bilginiz olsun. Organik bileşenlere baktığımız zaman takıktır arkadaşlar. ÖSYM karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden çok fazla soru gönderir. Yine aynı şekilde enzimler de protein yapılı olduğu için bunlarla alakalı sorular oluyor ki zorlayıcı soruların aslında enzimlerden gönderildiğini biliyoruz. Vitaminler, ATP, nükleik asitler. Evet bakın nükleik asitlere bir yıldız çakacağım. Çünkü TYT 2019'da gelmişti arkadaşlar. Sorumuz bununla alakalı, konuşacağız onu da. Hormonlar. Hormonlar da 2 sene öncesinde falan eklendi. Bu hormonlarla alakalı da çok böyle tipik şeyleri bilmen gerekiyor. Bahsedeceğim. İnorganik bileşenlere baktığımız zaman canlılar üretemiyor arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Şıklara ekliyorlar bunu genelde. Canlılar üretemiyor. Doğada kendiliğinden bulunuyor. Tüm canlılar dışarıdan hazır şekilde ne yapılıyor? Alıyor bunu. Bakın tüm canlılar kelimesi önemli burada. Yapıya katılma özelliği de mevcut. Düzenleyici olanları da bulunmakta. Küçük yapıda oldukları için arkadaşlar bunlar hücre zarından çok kolay geçiyor. Bakın burada canlıların sentezleyemediği önemli. Dışarıdan hazır aldığı önemli. Hücre zarından geçemediği de çok fazla önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Sindirime uğramıyor. Enerji verici olarak da kullanılmıyor. Bu da önemli. Yani şurada üretilmezler. Dışarıdan haz alırlar. İşte hücre zarından kolay geçerler ve enerji verici olarak da kullanılmaz. Bunlar çok fazla önemlidir. Tipik olarak sorularda geliyor arkadaşlar.
Organik bileşenlere baktığımız zaman canlılar bunları üretebiliyor. Üreticiler dışarıdan alamıyor arkadaşlar. Şurası olamaz değil de alamaz olacak. Dışarıdan alamaz, kendileri üretiyor arkadaşlar. Yapıya katılabilir karbonhidratlar, yağlar, proteinler gibi vatandaşlar yapıya katılabiliyor. Düzenleyici olanları da bulunmakta arkadaşlar. Bunların bakın dikkat, şu cümle çok önemli. Monomer olanları hücre zarından doğrudan geçerler. Şimdi monomerlik kavramı ne? İki tane muhabbet yazacağım size burada. Bu muhabbetle önemli. Mesela bir tanesi glikojen olsun, tamam mı? Glikojen bir arkadaşlar monomer değildir. Nedir arkadaşlar? Polimerdir. Nelerden meydana gelmiştir arkadaşlar bu? N tane glikozdan meydana gelmiştir. Buradaki N önemli değil. 10 da olur, 100 tane de olur, fark etmez. Şimdi bakın, biz buna polimer derken buna ise monomer diyoruz. Bakın ne demişiz biz burada? Monomer olanları, yani glikoz formülünde veyahut da monomer, yani tekil olanları ne yapacaktır? Hücre zarından geçecektir arkadaşlar, tamam mı? Mesela atıyorum ben şu anda, diyelim ki yağ diyelim. Yağ baktığımız zaman arkadaşlar nelerden meydana geliyor bu yağlar? Yağ asitlerinden meydana geliyor. Ve arkadaşlar gliserollerden meydana geliyor, değil mi? Yağlar polimer değildir fakat bileşenleri monomerdir. Yani şundan bahsediyorum. Yağ iki tane farklı birinden oluştuğu için polimer özelliği taşımaz. Ama arkadaşlar bunlar birer monomerdir. Yani küçük yapı taşları monomerlerdir. Bu yüzden ne yapacaktır? Hücre zarından geçebileceklerdir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da önemli vurgulamış olalım. Organik bileşenler ise zardan geçemez, sindirime uğraması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, burada büyük olanları ne yapacaklardır arkadaşlar? Zardan geçemeyecektir ve sindirime uğrayacaktır. Yani burada bahsettiğim abi protein gibi vatandaşlar. Tamam mı? Bakın bunlar büyük polimerlerdir. Enerji veren organik bileşenler karbonhidrat, yağ, protein, fakat protein çok fazla enerji verici olarak kullanılmıyor tabii. Yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen ne yapıyor? Bir arada bulunuyor. Şimdi örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. Canlılardaki inorganik ve organik bileşenlerle ilgili düzenleyici olanları vardır. Hem inorganik bileşenlerde hem de organik bileşenlerde düzenleyici olanları bulunmakta biliyorsunuz. Yapıya katılabilirler. Hem inorganik hem organik yapıya katılabilir. Bitkiler tarafından sentezlenme ise inorganik bileşenlerde yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü inorganik bileşenler arkadaşlar sentezlenmiyor. Direkt dışarıdan hazır şekilde alınıyor. Organik bileşenler ise bitkiler tarafından sentezlenebilir. Patladı, hangisi ortaktır dediği için cevabımız bol gelecek. Evet, şimdi ilk inorganik bileşenimize bakalım. İlk inorganik bileşenimize baktığımız zaman arkadaşlar göreceğimiz muhabbet su. Suya baktığımızda esasen dediğim gibi hani başlangıçta şunu söylemiştim size. Demiştim ki sudan soru göndermişti ÖSYM'e. Yine gönderebilir. Bu yüzden de önemli bizim için. Hücredeki yaşamsal faaliyetler ancak yeterli suyun bulunduğu ortamda gerçekleşebileceğinden su yaşamın devamı için önemli. Hiçbir şekilde unutmaman gereken bir şey var. O da şu. Su oranının %15'in altında olması durumunda enzimler çalışmıyor. Enzimler konusunda göstereceğim. Yani %15 oranı her yerde karşına çıkacak. TYT biyolojide de karşına çıkacak, AYT kısmında karşına çıkacak. O yüzden %15 ne için şart? Canlılık için şarttır arkadaşlar. Canlılık için neymiş? Şartmış, tamam mı? Unutmuyorsun bunu. Canlılardaki ortalama su oranı ise %60 ile %95 arasında ne yapıyor? Değişkenlik gösterebiliyor. Daha öncesinde 2015 YGS, o zamanki TYT'nin ismi biliyorsunuz YGS'ydi. 2015 YGS'de ve 2017 LYS'de, yani AYT'nin ismi LYS'ydi. Su üzerinden ÖSYM soru sordu. TYT zamanında ise soru gelmedi. Bu gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Kesinlikle geleceği anlamına da geliyor arkadaşlar. Neden? Çünkü mutlaka ÖSYM eğer ki 2017'de bıraktıysa soru sormayı, buna mutlaka geri dönüş yapacaktır. Sizden istediğim, suyun çok fazla özelliği yok. 4 tane özelliği var. Bunları mutlaka bileceksin abicim. 4 tane başlık inceleyeceğiz burada. Su molekülleri arasındaki çekim kanunu. Su molekülleri arasındaki çekim kuvveti hidrojen bağlarının su moleküllerini bir arada tutaraktan suyun daha kararlı bir bileşik olmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi burada 2 tane muhabbetimiz söz konusu. Bir tanesi kohezyon. Bir tanesi ise arkadaşlar adezyon. Adezyon ve kohezyonu biz nerede göreceğiz? Biz bunları bitkiler konusunda göstereceğim ben size. Ama burada temelini atacağız tabii ki. Ne diyor? Su moleküllerinin birbirinden kopmadan bir arada kalma özelliğine kohezyon deniyor. Su moleküllerinin, bakın, iki tane su molekülü alacağım. Bunların birbirlerini tutma kuvvetine ben ne diyeceğim? Adezyon diyeceğim.
Kohezyon diyeceğim. Kohezyonun etkili olduğu yerde yüzey gerilimi vardır. Bakın bu da önemli muhabbetlerden bir tanesi. Şimdi kohezyon etkisi bitkilerde su minerallerinin taşınmasında rol oynar. Şimdi burada hatırlarsanız, hatırlayan arkadaşımız vardır tabii ki, bunu da bahsedeyim burada. Hani bitkilerde ne vardı? Terleme kohezyon kuvveti vardı değil mi arkadaşlar? İşte bu terleme kohezyon kuvvetindeki kohezyon, aha da sana bu kohezyon aslında, tamam. Bitkilerde su ve minerallerin taşınmasında etkili bir başka kuvvet kohezyonun kankası adezyondur. Adezyon ise farklı iki madde vardır. Yani şundan bahsediyorum, sildim bunu. Daha iyi anlatayım. Daha da güzel kafanızda kalsın. Kohezyondan bahsediyorsam suyla su arasında iş yapıyorum demektir. Yani su moleküllerinin birbirini çekme, itme çekme muhabbeti. Adezyondan bahsediyorsam o zaman su ile bir başka muhabbetti. Başka bir vatandaş arasında. Mesela cam diyelim. Mesela camın içerisinde ince, uzun bir camın içerisinde suyun ilerlemesi kılcallık anlamına geliyor. Bitkilerde göstereceğim bunu. Bakın burada su var ve cam var. Dikkat ettiyseniz iki tane farklı adam bulunmakta. Ama kohezyonda su moleküllerinin ikisinin birbirini çekme kuvveti olarak adlandırılıyor. Bu yüzden de arkadaşlar bu iki muhabbeti birbirinden elma ile armutu ayırır gibi ayıracaksınız, tamam mı? Adezyon su artı madde olarak da ne yapılacak? Tanımlanacak. Şimdi bunu üzerine basa basa söylüyorum çünkü değerli arkadaşlar belli bir süre sonra sakata gelme ihtimaliniz var, unutmayın diye. B şıkkı suyun diğer bir özelliği, yani ikinci bir özelliği, suyun özgür ısısının yüksek olması. Suyun yavaş ısınması ve soğuması ortam sıcaklığının korunmasında ve dengenin sağlanmasında önemli bir şekilde ne yapıyor? Rol oynuyor. Canlılarda vücut ısısının kolay kolay değişmemesini sağlıyor. Mesela demişiz. Buna bir örnek vermezsem eğer kafada kalmaz tabii. Şimdi malumunuz yaz. Yaz aylarında arkadaşlar ne yapılıyor? Herkes denize gidiyor. Biz hariç sürekli ofiste çalışıyoruz biliyorsunuz. Denize gittiğiniz zaman arkadaşlar havanın sıcak olduğunu görüyorsunuzdur zaten. Yaz aylarından bahsediyorum. Yalnız şuraya ben bir tane mesela deniz çizeyim, tamam mı? Şöyle bakın, denizde olduğunu düşünün, tamam mı? Tepede ise ne var abi? Güneş var. Güneşi kırmızı çizdim, dikkat. Bu güneş bu suyu hemen ısıtamaz. Yani gündüzden bahsediyorum. Gündüzden bahsediyorum anlattığım şey. Bu güneş hemen ısıtamaz. Bu suyu gün boyu arkadaşlar güneş altında bırakıyorsun. Gece vakti, daha sonrasında gece vakti denize girersen eğer ki suyun sıcak olduğunu görüyorsun. Bu da suyun özgür ısısının yüksek olmasından kaynaklı işte. Yani biz bir anda ne yapamıyoruz, bu suyu ısıtamıyoruz da bir süre sonra ne yapıyoruz abicim? Bu suyu ısıtmış oluyoruz gece kısmında. Peki sen gündüz suya girdiğin zaman ise gece güneş olmadığı için arkadaşlar suyun soğuk olduğunu göreceksiniz, tamam mı? Burada sıcaklığın gündüz değil gece hissedilmesi suyun özgür ısısının yüksek olmasından kaynaklanıyor, tamam? Su artı 4 santigrat derecede en yüksek özgür ağırlığa sahipti. Bu artı 4 santigrat derece önemli. ÖSYM özellikle şıklar arasında koyabiliyor bunları. Bu değerin altında veya üzerinde gerek hacmi gerekse özgür ağırlığı değişmekte. Devam. Üçüncü özelliğimiz suyun buharlaşması ve yoğunlaşması. Organizmanın vücut ısısının düzenlenmesinde ne yapacaktır? Rol oynayacaktır. Suyun buharlaşma ısısı yüksek olduğundan buharlaşma sırasında dikkat etrafına yüksek oranda ısı yayar diyor. Yani bu su ne yapacaktır arkadaşlar? Buharlaşırken ben bunu kaynatırken mesela ocağın altına koydum suyu abi, kaynatıyorum. Kaynattığım esnada ne yapıyor? Buharlaşmana yüksek ısı yayıyor. Bu maddemiz çok fazla önemli. Organizmada terlemeyle deri yüzeyine çıkan suyun buharlaşması sırasında ısı kaybı olduğundan sıcak ortamda serinlemeyi ne yapıyor? Sağlıyor. Yani burada suyun arkadaşlar ısı kaybetmesi ve etrafı ısı yaymasından bahsediyorum. Dünya genelinde daha ılıman iklimlerin oluşmasında ne yapıyor? Sağlıyor. Üçüncü öncülüğü çok fazla sormuyor ÖSYM ama ben yine de vermiş olayım. Dördüncü muhabbetimize geldik. Suyun çözücü özelliği. Şimdi çözücü özelliği de yine kimyadan biliyorsunuzdur arkadaşlar, yüksek. Bakalım metabolizma sonucu oluşan
zararlı atıkların seviyeltilmesinde ve vücuttan atılmasında rol oynayaraktan boşaltımın gerçekleşmesini ne yapıyor? Sağlıyor. Boşaltım sistemine çok fazla değineceğiz arkadaşlar. Boşaltım sistemini özellikle belirteceğim size. Diyeceğim ki arkadaşlar bakın su büyük bir oranda geriye iniyor. Yani ne yapılıyor? Dışarı atılmasından ziyade ne yapılıyor? Geriye iniyor. Neden? Çünkü boşaltımın gerçekleşmesi için buna ihtiyacımız var. Topraktaki besleyici mineralleri çözerekten bitkilerin ihtiyacı olan maddelerin topraktan alınmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Bize de şeyi var, yararı var, bitkilere yararlı bulunmakta. Kan dokunun büyük bölümünü oluşturaraktan vücut için madde üretiminde ne yapacaktır? Rol oynayacaktır. Ha, burada bir şey var şimdi. Hücrelerin ozmotik basınç dengesiyle iyon ve pH dengesinin sağlanmasında rol oynar diyor. Ozmotik basınç kavramını biyoloji konuşurken çok fazla görmüş olacağız. Neden? Çünkü arkadaşlar ozmotik basınç biyolojinin olmazsa olmazıdır. Bakın ozmotik basınç dengesi hücreleri. Ne demek ozmotik basınç? Hemen yazmışım aşağıya. Madde yoğunluğu demektir. Madde yoğunluğundan kastım ne demek? Madde yoğunluğundan kastım şu. Ben 1 kilo gittim baklava yedim. Baklava yediğim zaman ben ne yapıyorum? Susuyorum değil mi? Hücreler de aynı şekilde. Ben burada hücreye eğer ki madde yoğunluğu fazla olan bir şey eklersem hücre ne yapacak? Susuyacaktır abicim. Ve ne yapmak isteyecektir? Su çekmek isteyecektir. Su çekmek isteyeceği için işte ozmotik basıncı ne yapacaktır? Yükselecektir. Yani madde yoğunluğu çok olan bir hücrenin ozmotik basıncı da nedir arkadaşlar? Yüksektir. İşte hücrelerin ozmotik basınç dengesinde ne yapıyor arkadaşlar? Su sağlıyor. Yine pH dengesinde su sağlıyor. Geldik buna. Hangisi verilenlerden hangi özelliği arkadaşlar? Yanlıştır su ile ilgili demiş. Zehirli metabolik atıkların seyreltilmesinde görev alır. Doğrudur arkadaşlar. Yani sonuçta boşaltım üzerinde ne yapılıyor? Görev oluyor. İnsanın vücut ısısının düzenlenmesinde görev oluyor. Bahsetmiştik zaten şu kısımlarda. Bitkilerin topraktan aldığı minerallerin taşınmasında görev alır diyor. Doğru. Ben ne yapacağım? Sürekli bakın suya katacağım mineralleri değil mi arkadaşlar? Suya koyduğum zaman arkadaşlar ne olacaktır? Taşınma görevi görülecektir arkadaşlar. Tüm fotosentez reaksiyonlarında hidrojen verici olarak görev alır. Bakın tüm geçiyor. Tam ÖSYM dili oldu değil mi arkadaşlar? Hemen ne yapalım? Bunu yazalım. Bir fotosentez reaksiyonu yaz desem bana ne yazarsın abi? Bir fotosentez reaksiyonu yazarken şunu yazman lazım. 6 tane karbondioksit, 6 tane su reaksiyona girdi. C6H12O6 çıktı. Artı 6 tane de oksijen açığa çıktı değil mi? Bakın burada nerede kullanılıyor su? Şu görmüş olduğunuz yerde kullanılıyor. Fakat tüm fotosentez reaksiyonlarında diyor. Şimdi bazı fotosentez reaksiyonlarında ben buraya H2S yazabilirim. Yani su yazmam arkadaşlar. İşte bu yüzden de arkadaşlar hidrojen sülfür denilen vatandaş da görev olabildiği için tüm geçen muhabbet yanlış olacaktır. Tamam? Dehidrasyon sentezinde açığa çıkar diyor. Dehidrasyon sentezinden amacı ne peki bunun demesi? Hemen yazıyorum. 2 tane glikoz molekülü alacağım. Bu 2 tane glikoz molekülünden arkadaşlar ne elde edeceğim? Artı koymaya alışa alışa devam ettik. Maltoz elde edeceğim. Bu maltoz arkadaşlar ne olacaktır? Su çıkışı verecektir sonunda. Biz ne demiştik canlıların ortak özellikleri dersinde? Su eğer ki ürünlerdeyse bu tepkimenin ismi dehidrasyondur demiştik. Cevap ne gelecek o zaman? Denizli gelecektir. Tamam. Şimdi burada bir tane muhabbetimiz var. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında özellikle belirtilmiş. Ben de buraya aldım arkadaşlar. Hemen bakalım. Katı, sıvı ve gaz bulunmakta. Katı yani buzsa eğer ki ortamdan ısı alacak ve neye dönüşecek arkadaşlar? Sıvıya dönüşecek. Yine ortamdan ısı alırsa eğer ki gaz kısmına dönüşmüş olacaktır. Gaz ortama ısı verirse sıvıya, sıvı ortama ısı verirse eğer ki katıya dönüşür. Yani suyun bir özelliği neydi abi? Dönüşüm özelliği de bulunmaktaydı. Bunu da bu şekilde şematik olarak da anlattık. Özetle ne diyebiliriz burada? Özetle mutlaka ama mutlaka adezyon ve kohezyon kavramları bilinecek. Tamam mı? Bunları mutlaka bileceğiz. Suya özellikle değiniyorum buraya. Özetliği bu yüzden açtım. Çünkü buradan soru kaçırmanızı istemiyorum. Yani kolay bir konu. Buradan soru kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. Başka ne diyebilirim peki? Adezyon ve kohezyondan sonra şunu diyebilirim. Bakın suyun 4 özelliği mutlaka bilinecek. Tamam mı arkadaşlar?
Ve en son 2015 ve 2017 sınavında soru geldiği için 2020'de de arkadaşlar soru gelme ihtimali olduğunu mutlaka bilelim. Tamam mı?